Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir çorba tarifiyle geldim. Çorbamız lezzet olarak gerçekten çok güzel ve çok hafif oluyor. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Çorbamız için 2 adet yeşil kabak kullanıyorum. Miktar olarak da 500 gram ediyor. Kabaklarımı iyice yıkadım. Kabuklarıyla beraber yapacağım. Kök kısımlarını kestikten sonra küp küp doğruyorum. Genelde yemeklerimde kabak kullandığım zaman "bu nasıl kabak ya" falan diyenler oluyor mutlaka. Fransa'da kabaklarımız bu şekilde oluyor, koyu bir renkte ama lezzet olarak normal kabaktan kesinlikle hiçbir farkı yok. Kabaklarımı doğrama işlemine devam ediyorum. Kabaklarımın doğrama işlemi bittikten sonra tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu da un ekliyorum. Unumuzun kokusu gidene kadar, hafif de rengini değiştirene kadar bir kavurma işlemimiz olacak. Unumuz yavaş yavaş böyle hafif rengini vermeye başladığı anda kabaklarımızı ekleyelim. Bir de kabaklarımızla beraber şöyle 1 dakika bir karıştırarak kavuralım. Çorbamın lezzetini artırmak için tavuk suyu ya da et suyu kullanıyorum genelde bu çorbada. Dolabımda şöyle 2,5 su bardağına yakın tavuk suyum vardı, onu çıkarttım. Onu ekliyorum. Bu tavuk suyumdan hariç de 3 su bardağı da normal su ekleyeceğim. Suyumuzu ekledikten sonra da şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. Ve kabaklarımız yumuşayana kadar ara ara da kontrol ederek kabaklarımız yumuşayana kadar kaynatalım. Kabağımız çok çabuk pişiyor. Hemen şöyle bir tane alıyorum ve çatalımla ezerek testini yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde eziliyor. Bu etaptan sonra tuzunu ve karabiberini ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, birazcık da karabiber ekledim. Karıştırdıktan sonra da ocağımı kapatacağım ve el blenderımla çok güzel bir şekilde çekeceğim. Çorbamızı pürüzsüz hale gelene kadar çektikten sonra bir tatlı kaşığı kuru dereotu, bir kasede doğranmış yeşil maydanoz ekliyorum. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Maydanozu neden yeşil kullandım? Dereotunu neden kuru kullandım? Burada dereotunu ben yeşil olarak bulamıyorum. O yüzden genelde kuru olarak kullanıyorum. Sizler yeşil bulabilirsiniz, yeşil bir şekilde kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra da çorbam yenmek için hazır. Hemen kaseme bölüyorum. Kaselere böldükten sonra isteğe bağlı birazcık pul biber koyabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Gerçekten çok ama çok lezzetli bir çorbadır. Tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.